Duracak araba. Aydın biraz hızlı gayret bak şey görüntü verin hadi. Abi sana zahmet. Bir tarafa getir. Buraya hadi Mücahit Usta. Evet, yeni bir dans şekli. Mücahit Usta'nın nefesi kesildi. Halime Mücahit. Mücahit Bey. Hoşap Kalesi'nde geçen sene başladığımız mescit kesiminde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Burada mimari buluntulara göre 3-4 açma şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. Tabii yoğun bir toprak tabakası var ve bunların altından kerpiç duvarlar çıkarak bir mekan tanımlamasına doğru gidiyoruz. Daha tam olarak zemine ulaşmış değiliz. Yalnız bu sene batı uçta yer alan bir yapı ortaya çıkardık. İçerisini temizlemeye başladık. Buradan farklı buluntularla da karşılaştık. Bunlar alçı süslemeler. Bu süslemelerin özellikleri çok zengin ve bu kalenin tamamıyla Osmanlı döneminde yapıldığına işaret eden izler o açıdan çok önemli. Hoşap Kalesi'nde tabii hem geçen yıl bulmuş olduğumuz mimari doku üzerinde hem de yeni bulunan dokunun pasif onarımlar şeklinde sağlamlaştırma çalışmalarını da yapıyoruz. Yani iki çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Hem kazı çalışmaları hem de kısmi onarım ve restorasyon çalışmaları. Bunun için hemen hemen 15 tanesi işçi olmak üzere 25 kişilik bir ekiple çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı Kültür Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle sürdürüyoruz. Şu ana kadar tabii Bunlar Kaymakamlığı ve Belediyesi bize lojistik destek sağlıyor. Bunun dışında yerel olarak çok fazla desteğimiz bulunmuyor. O açıdan kalenin de ziyarete açılabilmesi için buradaki çalışmaların biraz daha hızlandırılması gerekiyor. Şu anda kale ziyarete kapalı. Biz mümkün olduğu kadar bizim burada çalıştığımız süre içerisinde gelen ziyaretçileri kaleye almayı hem çalışmalarımızı görmelerini hem de kaleyi görmelerini sağlıyoruz. Bu da gelen ziyaretçileri de bir memnuniyet veriyor. Bunun açısından Kültür Turizm Bakanlığı'nın uhdesinde olan bu kalenin bir an önce resmi işlemlerinin yapılarak ziyarete açılması gerekiyor. Bir de tabii hem yerelde çözülebilecek işte bazı sorunları var kalenin. Su ve elektrik gibi bunların da hemen acilen giderilmesi gerekiyor. Biz işte bir takım işte desteklerle bu su ve elektriği şimdilik geçici olarak temin ettik. Bunların kalede kalıcı olarak sağlanması gerekiyor. Burada hemen bu harem diye nitelediğimiz yapının batı tarafında geniş bir düzlük şeklinde gelir. Daha önce burası tamamen toprak yığma tepe görünümündeydi. Buradaki toprağı kaldırmaya başladığımız zaman mekanlarla da karşılaşmaya başladık. Ve bunların hemen mescidin kuzey tarafında doğu-batı istikametinde devam eden altı taş üzeri kerpiç bir duvar var. Şurada gösterebilirsek bakın bu duvar. Biz bu duvarı baz alarak batı tarafa doğru hem
bu duvarın kuzeyine hem de batı tarafa doğru çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada en az 4-5 metre hatta bazen 6 metreye yaklaşan dolgu toprak var. Ve bunu da kaldırmak zaman alıyor ama kaldırdığımız zaman da burada ciddi anlamda mekanların olduğunu da görmekteyiz. Tabii kalenin iki kullanımı var. Bunlardan birisi 16 ve 17. yüzyıl. Bu dönem kullanımlarında mimari işçilik oldukça kaliteli. Ama daha sonraki son dönem kullanımlarında ise biraz daha işçiliğin, malzemenin daha kalitesiz bir yapıda olduğunu görüyoruz. Mesela ilk dönem kerpiçleri oldukça düzgün duvar şeklinde çıkarken son dönem kerpiçlerin oldukça ufalandıklarını, toprak yığınları haline geldiklerini görüyoruz. Bu da bize dönem farkını tespit etmemize yarıyor.